CSS kuralı tanımlaması ekranında yer alan kenarlık seçeneği ise var olan divlerinize, resimlerinize çerçeve eklemeyi sağlar. Örneğin, kenarlık kısmında tümü için aynıyı seçtiğinizde siz yukarıda yani top kısmında herhangi bir tanesini uyguladığınızda örneğin solid var, tek çizgi, double çift çizgi, dotted noktalı çizgi olarak var. Ben buradan solid'i seçeyim. Diğerleri de keza aynı oluyor ama ben farklı kenarlarda farklı şeyler istiyorum diyorsanız örneğin sağ tarafta olmasın, sol tarafta olmasın tarzında bir şey istiyorsanız tümü için aynı seçeneğini kaldırmanız kafidir. Ama ben öyle yapmıyorum. Width genişlik anlamında, thin, medium, thick seçenekleri, ince, kalın, orta seçenekleri burada mevcutsa siz buradan değer girebiliyorsunuz. Örneğin 3 piksel kalınlığında renk seçeneğini uzun uzun anlatmaya gerek yok. Şöyle aydınlık bir renk seçelim. Uygulaya bastığım anda çerçevemin etrafında 3 piksel genişliğinde düz bir çizgi oldu. Liste seçeneği ise madde işaretle ve numaralandırmış olarak yaptığınız sıralamaların hani birinci, ikinci, üçüncü madde tarzında ya da siyah nokta koyup da madde işaretleri yaptığınız sıralamaların yazılarını madde işaretlerini değiştirmeniz lazım. Örneğin burada circle var. Circle'ı yani çembere, Word'den tanıdığınız çemberi disk haline getirebilirsiniz. Farklı farklı seçenekler var. Position seçeneği yani pozisyon var olan öğenizin tarayıcı yani browser'ınız içinde ne şekilde konumlanacağını, ne şekilde bulunacağını belirtmekte. Mesela buradan, bakın burası çok önemli yerlerden biri. Sizden ricam, bu videoyu izledikten sonra CSS'e de ilgi duyuyorsanız bu 4 seçeneği ayrıntılı bir şekilde araştırmanız, okumanız ve uygulama yapmanız. Ben sadece burada basit olarak geçiyorum. Absolute seçeneği mutlak demektir absolute. Sizin alana girdiğiniz koordinatları kendinden önceki öğeye göre konumlandırma işlemi yapıyor. Fixed seçeneği ise sabit. Yani öğeyi bir koordinat belirtiyorsunuz. Tarayıcının sol üst köşesine göre o noktaya yerleştir. Yani siz buradan bir koordinat girdiğinizde sol üst köşeyi 0 olarak alır ve ona göre bir pozisyon almasını sağlar. Üçüncü seçenek, relatif seçeneği ise belirlediğiniz koordinat değerlerinde yazının akışına göre bir pozisyon oluşturuyor. Statik seçeneği ise yani metin akışındaki konuma göre bir yerleştirme yapıyor. Statik bir yerleştirme işlemi uyguluyor. Visibility, görünürlük seçeneği. Burada en çok kullanılan görünür ve hidden, saklı seçenekleri. Z-index ise üst üste konumlandırdığınız nesnelerinizin en altta hangisinin olacağını, en üstte hangisinin olacağını görmenize ya da nesnelerinize rakam vererek o rakamların hangisinin altta, düşükse altta yer alıyor, yüksekse üstte yer alabileceğini ayarlamanızı sağlar. Zaten şunu matematikten hatırlarsınız, doğrultular x ve y doğrultuları olarak gider. X doğrultusunu soldan sağa olarak düşünürsek y doğrultusu da yukarıdan aşağıya farz edelim ya da tam tersi. Z ise yukarı aşağı sağ sola giden haricinde önden arkaya doğru giden yani sizin baktığınız noktadan dik bir şekilde giden eksendir. Özellikle oyun programlama dersini görenler bu konuya çok aşina olmalılar. Overflow taşma seçenekleri ise ya da AP elementinizin nesnenin boyutu aşması halinde örneğin bir yazı yazıyorsunuz burada. Yazı 40 satırlık. Elbette buraya sığmayacağı belli. Taşma meselesinde yazınızın akıbetinin ne olacağı örneğin görünecek mi? 10. satırdan sonra saklanacak mı? Ya da şurada kaydırma çubuğu mu çıkacak? Nelerin olabileceğini belirlemenizi sağlar. Kırpma seçeneğini ise geçiyorum. Uzantılar seçeneği, mesela page break before, sayfa kesmesi, belirtilen bir nesnenin öncesinde ve sonrasında sayfa kesmesiyle ilgili. Kursör seçeneği, sizin belirttiğiniz alanda, ben şu an kutu için CSS tanımlaması yaptım. Fare imleci bu kutunun üzerine geldiği zaman imlecin değişebileceğini gösterir. Help'e basarsam, soru işaretiydi yanlış hatırlamıyorsam Windows üzerinde imleç. Ben bu alanın üzerine geldiğim zaman İmleç soru işareti şeklinde olacak. Çektiğim zaman normal haline dönecektir.
Bunun haricinde filter seçenekleri çok ayrıntılı teferruatlı seçenekler. Bunun için ayrıca bakmanızı isterim.